Merhaba arkadaşlar, bu videomda ekranda gördüğünüz bu görüntüde olduğu gibi fotoğrafta dışa taşan bir görünümü nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Yeni bir dosya açıyorum ve bu dosyaya pixabay.com'dan aldığım fotoğrafı aktarıyorum. Önce onu biraz küçülteceğim. Şöyle, bu benim için yeterli. Fotoğrafın hafifçe bir rengini açmak istiyorum. Ve bu fotoğrafta şuradan sağ tuşla alfa kanalı ekle bölümünü kontrol ediyorum. Alfa kanalı ekle seçili ve onun bir kopyasını alıyorum. Bu kopyayı daha sonra kullanacağım. Aldığım ikinci kopyaya 1 diye bir isim veriyorum. Bunu sadece ayırt edebilmek için yapıyorum. Buradaki yol aracını seçiyorum. Fotoğrafta şöyle bir seçim yapacağım. Ctrl ile bu seçimi kapatıyorum. Bu eğriyi pek hoş değil. Onu hafifçe düzelteceğim. Enter diyerek seçimi gerçekleştiriyorum. Son şeklini verdim. Bu alanın iç bölümü seçili. Ben dışta kalan bu bölümü sileceğim. Onun için seçimi tersine çevir diyorum. Bu arada şu alttaki katmanı kapatmamışım. Onun görünümünü bir kapatayım. Şöyle delete dediğim zaman dışta kalan bölümü silmiş oldum. Bu seçimi kaldırmadan yeni bir katman açıyorum. Ve bu katmanda şu artalan bölümünü de kaldırayım ki daha rahat görelim. Bu yeni açtığım katmanda bu dıştaki bölüm seçili. Ben bunu yine tersine çevireceğim. İçteki bölümün seçilmesini sağlıyorum. Ve seçim bölümünden büyüt bölüm diyorum. 20 piksel değil 15 piksel büyüteceğim. Şöyle 15 piksel büyüttüm. Daha sonra düzenle bölümüne gidiyorum. Artalan rengiyle doldur diyorum. Böyle dolduruyor bana. Ctrl A ile seçimi kaldırdım. Ve bu katmanı bir alta alıyorum. Bunun da bir kopyasını alıyorum. Buna da 2 numara diyorum. Bu 2 numarayı şöyle alta alayım. Onu da daha sonra kullanacağım. Burada size göstermek istediğim iki farklı yöntem var. Birinci yöntem şu silgiyle yapacağımız, diğeri ise yol aracıyla yapacağımız yöntem. Önce silgiyle yapacağımız yöntemi göstereceğim. Bir numaralı katmandaki fotoğraftayım şu anda ve silgim seçili. Silginin buradaki karşı silme diye bir seçeneği var. Bunu seçtiğiniz zaman fotoğrafın sildiğiniz bölümlerini geri alabiliyorsunuz. Ben burada hangi bölümü geri almak istediğimi görmek için şu orijinal fotoğrafı açıyorum ve onu %44'e getirip görünmesini sağlıyorum. Hangi bölümleri tekrar geri alacaksam onu görebilmek için bu işlemi yapıyorum. Ve tekrar bir numaralı katmana gidiyorum. Silgi bölümüne gidiyorum. Silgi seçeneğini seçtim. Karşı silme seçili ve burada da şu silgimi seçtim. Şöyle geri almak istediğim alanların üzerine gidince sildiğim alanları geri alabiliyorum. İstemediğiniz bölümleri de seçerseniz karşı silmeyi kaldırırsınız ve tabii şurada silgiyi biraz küçülteceğim. Şöyle tekrar bu bölümleri böyle silebilirsiniz. Karşı silmeyi tekrar seçiyorum ve bu şekilde geri alma işlemine devam edebiliyorum. Tabii bu biraz zaman alıyor. Karşı silme bölümünde alt diye bir seçenek var, bakın görüyorsunuz. Bunu benim klavyemde Ctrl Alt ile çalışıyor. Şu karşı silme seçeneğini kaldırıyorum. Ctrl Alt tuşuna basarsam sildiğim bölümleri
tekrar geri alabiliyorum. Silgiyi biraz büyütelim. Çok büyüdü. Şöyle kontrol alt tuşuna bastığımda tüm bu alanları tekrar rahatlıkla geri alıyorum. Kontrol alt tuşundan elimi kaldırırsam tekrar siliyorum. Bu şekilde çalışırsanız daha hızlı çalışırsınız. Şimdi ben kontrol alt tuşuyla şöyle kaba taslak bu görüntüyü tekrar geri alacağım. Bazı yerlerde taşmalar oluyor bakın gördüğünüz gibi. Onları tekrar silerek kapatacağım. Çünkü hızlı çalışmak için bunu yapmak daha mantıklı. Space tuşuyla şöyle istediğiniz yere getirdikten sonra bırakıp çalışmanıza devam edebilirsiniz. Geri almak istediğim bölümleri bu şekilde geri aldıktan sonra benim en sevdiğim yöntem şu. Kayak bu orijinal fotoğrafın görünümünü kaldırıyorum. Şurada bu beyaz artalan bölümünde şu neon yeşilini boyayacağım. Bu katmanı. Tekrar bir numaralı katmana gidiyorum ve silgi seçiyorum. Şurada çıkan beyazlıkları daha rahat silebilmek için bu işlemi yapıyorum. Bu yeşil, bu neon yeşil silmem gereken alanları daha kolay görmemi sağlıyor. Silgi seçeneğini kullanarak sildiğiniz görüntüyü bu şekilde geri alıp böyle grafiği çalışabiliyorsunuz. Şimdi bir diğer seçeneği yol aracıyla göstereceğim. Bunu kilitliyorum. Kapatıyorum. Ve şurada 2 numarayı tekrar ayırdığım 2 numarayı şöyle tekrar üste alıyorum. Şu kayak olan, şu orijinal kayak fotoğrafını kullanacağım şimdi. Onu açıyorum. Şöyle. Bunu da şöyle kapatalım artık. Bu fotoğrafı biraz daha görünür hale getireceğim şimdi. Transparanlığını biraz alıyorum. Şimdi şu seçim aracını, yol aracını alıyorum ve seçimimi başlatıyorum. Şimdi şu noktaya gelip bunu kapatacağım önce bir. Kontrol tuşuyla kapatıyorum. Şimdi bir de bu kısmı seçeceğiz biliyorsunuz. Onun için bu seçimi kaldırmadan Shift tuşuna basarak
Seçime başlıyorum. Diğer seçim kalkmadı dikkat ederseniz. Şöyle. İlk noktaya basarken shift tuşuna basıyorum. Daha sonra shift tuşundan elimi kaldırıyorum. Seçime devam ediyorum. Şimdi bu seçimi yaptıktan sonra Enter diyorum ve seçim diyorum, tersine çevir diyorum ve Delete tuşuna basıyorum. Şu bir üst katmanı alıyorum. Şöyle, şu 2 numaralı katmanda çalışıyorduk biliyorsunuz. Ctrl A ile de seçimi kaldırıyorum. Şimdi yaptığımız bu grafiğe bir de background ekleyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.